Selamünaleyküm, iyi günler efendim. Faruk Aslan konuşuyoruz, ofisinden konuşuyoruz. Bugünkü konuşmamızın konusu, herhalde tahmin ettiniz, sadece Ümmet-i İslam değil, bütün insanlık alemi kan alıyor, cihanı zulümle dolduran kimler? Süfyanlar, deccallar, zalimler, münafıklar, fasıklar, iktidardalar. Ve her yerde sanki şeytanın krallığı, hakimiyeti söz konusu. Türkiye bunların en başına geliyor. Süfyan Erdoğan, Büyük Süfyan, ahir zamanda çıkması beklenen en dehşetli şahsiyet olarak arıza endam etti. Siyaseti kullanması, devleti kullanması, şeytan siyaseti izlemesi artık herkesin malumu, kimsenin inkar edemeyeceği bir noktaya, zirveye ulaştı. Son günlerde artık elindeki son kozları kullanmaya başladı. Beyaz Türkleri kullanıyor. Diyeceksiniz kim bu beyaz Türkler? Bir de zenci Türkler mi var? Evet öyle oluyor. Beyaz Türkler tanımı sosyolojide profesör sosyolog Mustafa Koç, kendisi Rennes Üniversitesi'nde kürsü başkanıdır sosyoloji bölümünde. Karısı da Social Work Fakültesi'nde kürsü başkanıdır, Sedef Hanım. Yıllardır Kanada'da yaşıyorlar. Tabii yazılarında, akademik yazılarında her şeyi yazıyorlar fakat piyasada gözükmezler. Kendilerinden destek istediğimiz, diyalog yaptığımız dönemlerde Mustafa Koç bir gün gelecek, hizmete destek verecek diye, vereceğim diye ifade etmişti ama o gün hala gelmedi. Biz de bekliyoruz sabırla, emekli olmak üzere. Oldu belki de ama hala ses yok, renk yok, hayat yok. Eşi Sedef Hanım ise beyaz Türk konusunda doktora yapmış, kitaplar yazmış, makaleler yazmış ve beyaz Türk tanımını dünyaya tanıtmış bir akademisyen. Tabii Kanada'da olmanın rahatlığı da var. Türkiye'de herhalde bunları yazamazdı, yazdırmazlardı. Çoktan hapsi boylamıştı. Ama Türkiye'de 9000 tane akademisyen hapsi boylamış pek umurumda değil yani. Rahatlar yani. Kim rahatsız? Bizler rahatsızız. Niye rahatsızız? Herkesin hakkını korumaya çalışıyoruz. Hayat hakkı diyoruz. Fikir ve vicdan özgürlüğü, inanç özgürlüğü diyoruz. Eşitlik diyoruz. Ayrımcılık yapmayın diyoruz. Kin ve nefret dili kullanmayın. Bunlar insanlık dışı şeylerdir diyoruz. Hitler olmayın diyoruz. Stalin olmayın. Ma olmayın diyoruz. Pol Pot olmayın diyoruz. Fakat olmak istiyorlar. Öyle bir yezitlik düzeni var ki Türkiye'de karışım, konsorsiyum. Nerede Deccal, Süfyan, Zındık, kafir varsa onların sistemini kopyalıp Türkiye'ye monte ediyorlar efendim. Tabii zulüm doluyor. Zulüm altında inliyor insanlar. Ve bu kumpastan nasıl çıkacaklarını bilmiyorlar. Necatı, kurtuluşu kim sağlayacak bilmiyorlar. Beyaz Türkler biz sağlarız diyor. Erdoğan'a yaltaklanıyorlar ve Erdoğan'la görüşüyorlar. Doğu Perinçek gibi. Doğu Perinçek diyor ki ben diyor teklif götürmedim. Erdoğan kendi heyet gönderdi. Benim projemi satın aldı diyor. Doğrudur. Erdoğan herkesin şeytanlık projesini satın alıyor efendim. Ve birer birer uygulamaya koyuyor. Doğu Perinçek'in şeytanlık projesi en eski model. 40 yıldır yazıp çiziyor, kimseyi takmıyordu yani bu şerefsizi. Erdoğan şeytanı taktı ve Doğu Perinçek hakimiyeti var. %1 oy alamayan, Türkiye'de hiçbir destekçisi bulmayan azınlık, marjinal bir grup şu anda krallık yapıyor. İslam'ın tarikatları ve cemaatleri bitirmek Erdoğan'ın projesi aslında. Çünkü Tayvan tarikatı kuruldu, Süfyanist bir tarikat. Devlet tarikatı, devlet dini, İslam dinine tabii alakası yok bunların. Putları Süfyan Erdoğan, dolayısıyla bana tapsınlar diyor, bana kulluk etsinler, bütün firavunların dediği gibi. Partimiz diyor, kutsaldır, devlettir. Devlete tabi olmayan, tabii partisinden bahsediyor, devletten bahsetmiyor. Zındıktır, kafirdir diyor. Katli vaciptir diyor, işkence caizdir diyor. Hayat hakkı yoktur diyor. Dolayısıyla cemaate
ile başlattılar. Cemaat sandınız. Siz bu zulmün sadece cemaate yapılacağını sandınız ama o olsun dediniz. Şimdi baktık ki Allah Allah bu Erdoğan herkese zulmediyormuş ya. HDP'liler de içeride, Kürtler Güneydoğu'da kan ağlıyorlar, kan. Sadece Sur hadisesi değil Diyarbakır'daki. Dizli'den, Şırnak'tan başlayın efendim. Nusaybin kaç bin insan öldürdüler, haberiniz var mı? Son 3 sene içinde. Sayısını hesaplamak mümkün mü? Hapsedenleri demiyorum ha, işkence yapanları. Öldürülenleri diyorum. Yıkılan şehirleri diyorum. Tanklar dolaşıyor Cizre'de ahalinin arasında. Tanklar dolaşıyor. Jitem mitem. Çok hafif kaldı, melek kaldı. Onların cinayetleri gizliydi hiç olmazsa. İllegal falan diyorlardı ya. Yani. O zaman Teoman Kuman vardı, jandarma genel komutanı. Biz bunu gizli kurmuştuk diyordu. Daha sonra itiraf etti ama Arif denen şerefsiz kurdurmuşlardı. Veli Küçük de bunun yönetimdeydi. Sarı Selim filan. Cemal Türköz yani denen şerefsizler. Bunlar yargılandı. Bunları cemaat yargıladı diye yaygarayı kopardılar. Yani bu cemaat ne cemaatmiş böyle? Herkes yargılatıyor. Ne kadar güçlüymüş. Kendi insanları kurtaramıyor. Bir tane insanını kurtaramadı. Yani bu kadar zulüm yaptınız. Kurtaramadı kimseyi. Mevlam gayra saldım çayıra. Çayırda herkes debeleniyor. Ve zulüm doldurmuş durumda. Beyaz Türk demiştik. Evet, Beyaz Türk. Orhan Pamuk konuşmuş. Vatandaşı ikna etmişler. 15 Temmuz'un arkasında cemaatin olduğuna dair ikna olmuş. Nobel ödüllü yazarımız. Alçak herif. Daha dünle konuşuyordun, bugün nereye konuşuyorsun? Kıvırt babam, kıvırt. Senin Nobel ödülü alman bizi ilgilendirmiyor. İnsan mısın, değil misin? Gerçek peşinde misin, yoksa yalancıların horozu musun, şeytanın düdüğü müsün? Bu ilgilendiriyor. Öt babam, öt. Gerçek önemli, gerçek. Gerçek yoksa terapi yoktur. Beyaz Türkleri kullanmaya karar vermiş Erdoğan. Kim bilir neler teklif etti. Gelin devleti paylaşalım dedi. Görevler, makamlar verdi. Devlet elinde. Kullan babam, kullan. MİT elinde. ÖKK elinde. Bütün bankalar elinde. Arkasında zınlı kalan Yahudilerin, zenginleri, şerefsizleri. Vur babam, vur. Müslüman evladı kan ağlasın. Öyle öyle ahmak, öyle saçma zulümler var ki inanamıyorsunuz. Gerçekten bunlar da mı olacaktı diyorsunuz. Daha ne olacak acaba diyorsunuz. Efendim anlatayım. Darbeci Kerem Evren 12 Eylül 1980'de darbe yaptığında tam 145 kanun hükmünde kararname çıkardı. Yani illegal kanun çıkardı. Ve Türkiye'yi reset attı. Formatladı, sıfırladı ve Yezid bir düzen kurdu biliyorsunuz. Ve diktayla zorla 1982'de anayasayı yazdırdı. Kendisini cumhurbaşkanı ilan etti. %92 oy verdi korkusundan. Yeter dedi. İllallah etti. Şu darbe bitsin de kim gelirse gelsin. İsterse eşeğe koysunlar başa. Pek umurunda olmadı yani. Yeter ki bir kanun gelsin. Yeter ki adalet gelsin. Bir kanun olsun. Darbe anayasası olsa bile bir anayasa gelsin, bir hukuk gelsin diye insanlar tabii öyle bir gösterdiler, sıtmaya razı ettiler. Sıtma gibi titriyoruz kaç yıldır. Bu şerefsizlerden ne zaman kurtulacağız diye kurtulamıyoruz. Efendim Erdoğan hepsini birer birer getirdi, tepeye koydu. En kritik noktalara zulmetsinler diye. Dolayısıyla Ergonokon ve Baydoğuş şerefsizlerle beraber ortaklar Doğu Perinçek'le Beyaz Türkleri yanına almış. Solcu köpekleri var. Onları da yanına almış. Bahçeli'nin köpeklerini de yanına almış. Bahçeli elinde böyle çocuk gibi oynuyor. Güya öykücüler daha parti kuruyormuş. Meral Akşener de Erdoğan'ın dişi versiyonu. Dişi Asena güya yalan yani. Arkasına bakıyorsun yine eski şerefsizler. Ümit Özdağ kim oluyor? Koray Aydın hırsız. 17 Ağustos 1999 depreminde 17 yolsuzluk dosyası 2 milyar dolar tokatlamış halkı. Deprem istismarı yapmış. Yurt dışından insanlar yardım etmiş. Hazineye
hazineyi boşaltmış. Tam takır yapmış. Ki bir sene içinde, çok kısa bir süre yani. 2000 yılında bir tane baraj inşaatı vardı. 10 milyon dolar hazine garanti veremiyor yabancı bankalara. Ben de enerjiyi takip ediyorum. Çıktım Cumhur Ersümer Enerji Bakanı. Dedim bu ne ahmaklıktır dedim ya. 10 milyon dolar dedim ya topu topu. Buna siz niye garanti veremiyorsunuz? Cumhur başını salladı. Hazine bomboş tam takır dedi. 10 milyon dolar bile yok. Niye yok dedim? Sırf deprem nedeniyle dünyanın bütün ülkeleri Türkiye'ye yardım etti. Hazinede bir sürü para var. Nerede bu paralar? Paraları da Koray Aydın çalmış. O zaman MHP iktidarda ya. ANAP, DSP. Dedim Ecevit çaldırmaz da hani kamu malını. Bu hırsızlığa gözüm mü yummuş? Dedi ki başta bir hırsız var. Mesut Yılmaz benim müdürüm oluyor. Enerji Bakanlığı'nı biz soyuyoruz diyor. Anlatıyor. Salma inek gibi sağlıyorlar. Bayındırlık Bakanlığı Kuray Aydın'a geçirmiş. O da hazineyi boşaltıyor. Böyle yani. Türkiye'de bir hırsız gidiyor. Başka bir hırsız geliyor. Bir Yezid gidiyor. Başka bir Yezid geliyor. Erdoğan geldi. En büyük Yezid ve büyük hırsız olarak tepeye oturdu. Bütün hırsızlarla iş yapıyor. Tabii nerede hırsız var ve ahlaksız, namussuz var. Onlara makam ve terfi veriyor. Askeri de böyle, yargıda böyle, medyada böyle. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan gelmiş evvelce divan. Kulunuz, köleniz olayım efendim, köpeğiniz olayım diyor. Anayasa Mahkemesi'nden tabii bir karar çıkmaz efendim. Adaletle ilgili, hukukla ilgili. Beklemeyin yani. Bireylerin özgürlüğü yok. Bireylerin bireysel başvuru hakkı var ama adalet yok. Çünkü Zühtü Türk'ü çağırıyor Erdoğan'ın sarayında. Zühtü Arslan'ı özel getirmişti, yetiştirmişti. Güya hizmetin adamıydı bu, biliyor musunuz? Polis Akademisi'nin başında kaldığı yıllarca o emniyetçi dediğiniz entelektüel insanlar var ya, hepsi Zühtü Arslan'ı iyi tanırlar. Benden iyi tanırlar yani. Anlatacak çok şey var da, namertler, alçaklar iktidarda güç ellerinde ya, gidiyorlar. Islık çalıyorlar. Türkiye'de her şey normal efendim. Çok 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 iyi gidiyor. Maşallah maşallah. Tü tü. Azar değil misin? Mi diyelim? Köpek herifler. Ne kadar beddua etseniz bu adamlara haktır efendim. YouTube benim videomu kaldırdı bugün. Yasak getirmiş bana. Niye? Niye getirmiş ya? YouTube'u niye kızdırdık? Ya Faruk Aslan herkesi kızdırıyorsun. YouTube'u niye kızdırdın? Benim bir konuşmam var 17 Ağustos 1999 depremle ilgili. Violation yapmışız. Adamların kurallarını aşmışız. Ya Faruk Aslan da bir kurala uymuyor ki. Yani bir kalıba sığmıyor ki sığdıramıyorlar kardeşim. Taşmış ne yapayım? Domuz başları konuşmuştum askeriyeden. Depremde domuz başına dönmüş domuzları anlatmıştım. Şu anda zulümleri yapanları anlatmıştım. Bu zulümleri yapanlar vazgeçmiyorlar domuzluktan. Ben de kıyamette kopmadan, kıyamet gelmeden ahir zamanda insanların başları hayvana dönüşeceği için bunu fiziki olarak da gören şahitleri ile konuştuğum için gören şahitler de domuz başlı Çetin Doğan Çevik ve ekibini gördükleri için mağdur insanlar mağdur mu? Bunlara katılanlar, bir edenler değil. Çünkü domuz başına dönmüşler. Eğer mağdur olsalar domuz başına herhalde dönmezlerdi yani diye düşündüm ve konuştum. Şok terapisi yaptım. Yani şok edici bir bilgi verdim. YouTube şok olmuş. Ama insanlar şok olmamış. İnsanlar hala uyanmamış. Zombi zombi dolaşıyor. Hala savunma yapıyorlar. Aptal aptal. Soru çalmıştınız. Yapma ya. Adamlar mülakat yapmadan herkesi sokuyorlar. Soru çalmışmış. Şerefsiz köpekler. Domuz başlılar iktidardalar. 11 sayfalık metindir bu. 2000 yılında elime geçti. İzah ettim kaç defa? 11 sayfa. Mustafa Gül, MHP'nin o zaman bir tane şerefli milletvekili vardı. Öldürdüler, şehit ettiler trafik kazasında. MİT. Bana verdi diye bu belgeyi.
Bana da bulaşanların başına mutlaka bela geliyor. Ya Mevlasını buluyor ya belasını buluyor. Eğer siz de Mevlanızı arıyorsanız bana çarpmanız lazım. Belanızı arıyorsanız da bana çarpmanız lazım. Herhalde öyle bir şey, bilmiyorum. Şimdi Saldrayberg 10 sene uğraşmış. Her hafta toplantı yapmış Erzincan'da. İlhan Cihaner şu andaki CHP milletvekili. O zaman Çalıcı katılmış. Full paso. Çek bak çek mark hepsine katılmış. Bir tanesini kaçırmamış. CHP işin içinde. Bakıyorum kimler katılmış toplantılara. Efendim katılmayan yok. İsim isim hepsi belli. 10 sene içinde bu zulüm ve soykırım planı hazırlanmış. Devlet intentional olarak, yani kötü niyetli olarak, bilerek, isteyerek bu zulme girmiş. İmzasını atmış. Planını, projesini yazmış. Spesifik olarak hangi şeytanla bunu uygulayalım diye Erdoğan'ı seçmiş. Erdoğan'la anlaşma yapmış. Ne zaman oluyor bu? 2008'de plan bittiğine göre AK Parti bu yüzden kapatılmamış. Büyük Anıt'ta Dolmabahçe'de bunun ilanını yapmış Erdoğan'a. Ve Erdoğan da seve seve evet demiş. Bunda siz bir mertlik görüyor musunuz? Bir insanlık emaresi falan var mı? Yok. O olsun diyenler var sadece piyasada. O olsun diyenler de şimdi işten atılıyor, hapse giriyor, mağdur ediliyor. Acımıyoruz. Acınacak bir tarafları yok çünkü. Sırayla efendim, sırayla. Dolayısıyla Erdoğan sırayla herkesi bu cendereden geçiriyor. Buna siz devlet dayağı da diyebilirsiniz ama devlet yok ortada. Dayak atan mafya. Devlet olsa millet diyecek ki şeriatın kestiği parmak acımaz diyecek ama şeriat yok. Yani dolayısıyla parmak acıyor. Şeriat olmadığı için mantık olarak böyle, mantık örgüsü olarak. Beyaz Türkler de şimdi bu it oyununa girmişler, tiyatroya dahil olmuşlar. Tiyatro devam etsin, 15 Temmuz ortaya çıkmasın ama çöktü. MİT gitmiş bir ay önce filan. 40 kişilik heyetle Akıncılar üstünde araştırma yapıp rapor almış. Bütün her şeyi öğrenmiş. Ne kadar lojistiğiniz var, silahınız var, kimler çalışıyor, isim isim çıkartmış. Bütün insanlar ellerinde. Dolayısıyla Akıncılar üstü çok önemli bir üs değil ki. Eğitim yeri havacıların. Yani darbe yapan adam Akıncılar üstünde ne işi var? Karargah, genelkurmay karargah planlıyor bunları. Darbe planlıyor. Zaten karargahtır. Başkası yapmaz ki. Türkiye'de karargah dışında darbeyi planlayacak bir salak çıkar mı ya Türkiye'de? Askerlik şubesi mi yapacak yani? Şavşat'ın veya Kandıra'nın. Manyak mısınız siz ya? Kimi kandırıyorsunuz? Manyak çok. Son bir çok olduğu için AK Partililerde cahillik seviyesi immosul seviyesinde olduğu için bunlar zaten salak diyor. Yedirdik, içirdik, zengin ettik. Bunların tepesine çakalım. Ne söylersek yanacaklar. Yani Türkiye'nin başında bir eşek var desek de alkışlıyorlar. Anırıyor katır gibi Erdoğan desek de alkışlıyorlar. Efendime söyleyeyim. Bu adam halifeydi desem de alkışlıyorlar. Kimler? Beyaz Türkler. Laikler. Olasalcılar. İlkiciler. Güya. Yani. Melam. Hayrettin Karaman. Gözetmezseniz öldürmemiz caizdir. İşkence hak getire vaciptir. Gasp, tecavüz helaldir diyen bir şerefsiz. Şimdi AK Partiler gelsinler sonra yapsınlar bakalım. İkna etsinler beni de. Kolaysa. Orhan Pamuk ikna olmuş. Çünkü Beyaz Türklerin çıkarına bir gelişme var Erdoğan cenahında. Tavaf ediyorlar. Tavaf ederken Erdoğan'ın etrafını Erdoğan pik yapıyor. Bir tanesi sen gel diyor. Biraz da seni kullanalım. Şu adam diyor artık kullanmıyorum. Attım bunu. Koruma müdürümün bile ceza alıyor. Efendime söyleyeyim. Amerika'ya inanmış tabii. Kavgaya karışmışlar ya. Bir tanesi de, iki tanesi de Kanada'dan. O Kanada'dan olan şerefsiz kaçtı Türkiye'ye. Erdoğan'a sığındı. Giderken de 60 tane aile götürmüş.
biliyorlar suçlu olduklarını. Kanada'da takip aldılar. Geldim de. Ben bunu sohbetlere almışım. İsa'yı anlatmışım. İnsanları anlatmışım. Diğer sonra beğenmemiş. Diğer sahne cemaatlerine gitmiş. Zengizlerin sohbetine gitmiş. Ondan sonra da Erdoğan'a bel edince zombi olmuş. Gitmiş Erdoğan'ı savunmaya Amerika'ya. Heyetin başında da Seyit var. Anadolu Ajansı'nın temsilcisi var. Türkiye Gazetesi'nin eski muhabiri. Beş vakit namazındadır bu arkadaşlar. Ne olmuş? Wanted list. Terörist diye arıyorlar. Amerikalılar işi biliyor. Kimin terörist olup kimin olmadığını da biliyorlar. Dünyadaki bütün ülkelerde biliyor. Öğrendiler yani. Interpol de anladı. Bu adamların verdiği listeleri takmıyor artık. Çünkü adamların verdiği listeler değil, kendileri terörist. Baş terörist Erdoğan zaten. Bildikleri için dünyada dört köşeden sıkıştırıldılar ve mecelleri kalmadı. Arakan'da Müslümanlar kan alıyor. Kınıyorlarmış. Siz kınıyorsunuz da Katar'a yardım gönderiyorsunuz. Yemen'de 500 bin insan koleradan ölüyor. Suudiler tepeden bomba atıyor Amerikalıları. Hani sizin ortak olduğunuz İslam ordusu var ya, işte böyle bir İslam ordusu. Müslümanlara zulmeden Yezidi Müslümanları öldürmeye devam ediyorlar. Ki insanlar açlıktan, hastalıktan kırılıyor. Buraya gelen Hristiyan misyonerlere diyorlar ki şu çocuğu alın götürün. Yeter ki yaşasın. Hangi dine mensup olması önemli değil diyorlar. Yemenli Müslümanları bugüne düşürdünüz. Erdoğan. Hadi Libya'yı yaktınız. 30 bin Türk'ün korunmasına yol açtınız. Kaç tane bin parasını çaldınız. Çakma bir banka açtılar. Şeyde, Taksim'de adresi verebilirim yani. Kaddafi'nin güvenini kazanıp parasını çalarken Libyalılara para çalındı. Kaddafi öldü. Para yok dediniz. 30 bin Türk'ü kovdurdunuz. Libya'da ilişkiler bitti. Osmanlı mirasının üzerine kül dökülmedi artık. Tabut çakıldı. Libyalılar bir daha sizin yüzünüze bakar mı? Bakmaz. Irak öyle. Suriye felaketin felaketi. 7 milyon insan kaçmış ülkeden ki ölenlerin, yaralıların sayısı bilmiyor. 80 bin kadına tecavüz edilmiş. Bunların suçlusu Erdoğan. Başta Davutoğlu. Ama bu adamlar hiçbir suç kabul etmiyorlar. Hangi suçları olsa birinin üstüne atıyorlar. Bir suçlu buluyorlar kendileri. Böyle çıkıyor tereyağından kıl çeker gibi. Masum edebiyatı, mağdur edebiyatı devam. Ne zaman hesap vereceksiniz? Ne zaman suçlarınızı kabul edeceksiniz? Başkasına vebal yüklemeyi bırakıp da biz bu eşeklikleri biz yapıyoruz diyeceksiniz. Yani yeter diye bir şey var değil mi? Yeter, yeter. James Bond'un filmi vardı. World is not enough diye. Dünya yetmez sizin şerefsizlikten anlatmaya. Dünyaları anlatsak yetmez. Enough, enough. Yani bir sınır yok mu? Bir efendime söyleyeyim Yezidliğin bir sınırı yok mu acaba? Diye insan merak ediyor. Dolayısıyla hiçbir elle tutulur bir tarafları yok. Zulüm devam etmez efendim. Bahar gelir. Bu alçakların hesabı görülür. Şeriat mı? Kısasa kısas. Vardır İslam'da. Bunu almak Müslümanlara bırakılmıştır. Yani tecavüz uğrayan bir insana siz nasıl kısasa kısas yapacaksınız? Yakını öldürülmüş. Canı yok edilmiş. Cancağızı yok edilmiş. Nasıl kısasa kısas yaptıracaksınız? Hangi intikam onların yerini soğutur? Hangi intikam? Allah'ın bir ismi mutakindir. İntikam alandır, evet. Allah intikamını alır. Ama o mağdurun travması geçer mi? O mağdurun hakkı, hukuku bu dünyada ödenir mi? Ödenmez. Büyük buluşmada ödenir, çıkar ortaya. Bir tane sevabınız kalmaz. Bir tane. Bir tane dahi sizi kurtaracak sevabınız kalmaz. Cehennemi boylarsınız dibine.
Buna iman etmiyor musunuz? Herhalde Allah'a, ahiret gününe iman etmiyorlar. İman etselerdi zaten bu zulümleri yapmazlardı. Şu kadarcık insaniyet kalırdı, kalmamış. Esfel-i safilinde en dipleri ise oraya doğru yolculuk ediyorlar. Ve artık kurtulma ümitleri de yok. Aslında Kars Türkleri kullanmaya karar vermiş Erdoğan. Kim bilir neler teklif etti. Gelin devleti paylaşalım dedi. Görevler, makamlar verdi. Devlet elinde. Kullan babam, kullan. MİT elinde. ÖKK elinde. Bütün bankalar elinde. Arkasında zınlı kalan Yahudilerin, zenginleri, şerefsizleri. Vur babam, vur. Müslüman evladı kan ağlasın. Öyle öyle ahmak, öyle saçma zulümler var ki inanamıyorsunuz. Gerçekten bunlar da mı olacaktı diyorsunuz. Daha ne olacak acaba diyorsunuz. Efendim anlatayım. Darbeci Kerem Evren 12 Eylül 1980'de darbe yaptığında tam 145 kanun hükmünde kararname çıkardı. Yani illegal kanun çıkardı. Ve Türkiye'yi reset attı. Formatladı, sıfırladı. Ve Yezid bir düzen kurdu biliyorsunuz. Ve diktayla zorla 1982'de anayasayı yazdırdı. Kendisini Cumhurbaşkanı ilan etti. %92 oy verdi korkusundan. Yeter dedi. İllallah etti. Şu darbe bitsin de kim gelirse gelsin. İsterse eşeğe koysunlar başa. Pek umurunda olmadı yani. Yeter ki bir kanun gelsin. Yeter ki adalet gelsin. Bir kanun olsun. Darbe anayasası olsa bile bir anayasa gelsin. Bir hukuk gelsin diye insanlar tabii öyle bir gösterdiler. Sıtmaya razı ettiler. Sıtma gibi titriyoruz kaç yıldır. Bu şerefsizlerden ne zaman kurtulacağız diye kurtulamıyoruz. Efendim Erdoğan hepsini birer birer getirdi. Tepeye koydu. En kritik noktalara zulmetsinler diye. Dolayısıyla Ergonokon ve Balyoz şerefsizlerle beraber ortaklar Doğu Perinçek'le beyaz Türkleri yanına almış. Solcu köpekleri var. Onları da yanına almış. Bahçeli'nin köpeklerini de yanına almış. Bahçeli elinde böyle çocuk gibi oynuyor. Güya öykücüler daha parti kuruyormuş. Meral Akşener de Erdoğan'ın dişi versiyonu. Dişi Asena güya yalan yani. Arkasına bakıyorsun yine eski şerefsizler. Ümit Özdağ kim oluyor? Koray Aydın hırsız. 17 Ağustos 1999 depreminde 17 yolsuzluk dosyası 2 milyar dolar tokatlamış halkı. Deprem istismarı yapmış. Yurt dışından insanlar yardım etmiş. Hazineye hazineyi boşaltmış. Tam takır yapmış. Ki bir sene içinde çok kısa bir süre yani. 2000 yılında bir tane baraj inşaatı vardı. 10 milyon dolar. Hazine garanti veremiyor yabancı bankalara. Ben de enerjiyi takip ediyorum. Çıktım Cumhur Ersümer Enerji Bakanı. Dedim bu ne ahmaklıktır dedim ya. 10 milyar 10 milyon dolar dedim ya topu topu. Buna siz niye garanti veremiyorsunuz? Cumhurbaşkanı salladı. Hazine bomboş tam takır dedi. 10 milyon dolar bile yok. Niye yok dedim? Sırf deprem nedeniyle dünyanın bütün ülkeleri Türkiye'ye yardım etti. Hazinede bir sürü para var. Nerede bu paralar? Paraları da Koray Aydın çalmış. O zaman MHP iktidarda ya. ANAP, DSP. Dedim Ecevit çaldırmaz da hani kamu malını. Bu hırsızlığa gözüm mü yummuş? Dedi ki başta bir hırsız var Mesut Yılmaz benim müdürüm oluyor. Enerji Bakanlığı'nı biz soyuyoruz diyor. Anlatıyor. Salma inek gibi sağlıyorlar. Bayındırlık Bakanlığı Koray Aydın'a geçirmiş. O da hazineyi boşaltıyor. Böyle yani. Türkiye'de bir hırsız gidiyor. Başka bir hırsız geliyor. Bir Yezid gidiyor. Başka bir Yezid geliyor. Erdoğan geldi en büyük Yezid ve büyük hırsız olarak tepeye oturdu. Bütün hırsızlarla iş yapıyor. Tabii nerede hırsız var ve ahlaksız, namussuz var. Onlara makam ve terfi veriyor. Askeri de böyle, yargıda böyle, medyada böyle. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan gelmiş Erbence Divan.
kulunuz, köleniz olayım efendim, köpeğiniz olayım diyor. Anayasa Mahkemesi'nden tabii bir karar çıkmaz efendim, adaletle ilgili, hukukla ilgili. Beklemeyin yani. Bireylerin özgürlüğü yok. Bireylerin bireysel başvuru hakkı var ama adalet yok. Çünkü zühtü türkü çağırıyor. Selamünaleyküm, iyi günler efendim. Faruk Aslan konuşuyoruz, ofisinden konuşuyoruz. Bugünkü konuşmamızın konusu, herhalde tahmin ettiniz, sadece ümmeti İslam değil, bütün insanlık alemi kan alıyor, cihanı zulümle dolduran kimler? Süfyanlar, deccallar, zalimler, münafıklar, fasıklar, iktidardalar ve her yerde sanki şeytanın krallığı, hakimiyeti söz konusu. Türkiye bunların en başına geliyor. Süfyan Erdoğan, Büyük Süfyan, ahir zamanda çıkması beklenen en dehşetli şahsiyet olarak arıza endam etti. Siyaseti kullanması, devleti kullanması, şeytan siyaseti izlemesi artık herkesin malumu, kimsenin inkar edemeyeceği bir noktaya, zirveye ulaştı. Son günlerde artık elindeki son kozları kullanmaya başladı. Beyaz Türkleri kullanıyor. Diyeceksiniz, kim bu beyaz Türkler? Bir de zenci Türkler mi var? Evet, öyle oluyor. Beyaz Türkler tanımı sosyolojide profesör sosyolog Mustafa Koç, kendisi Rensselaer Üniversitesi'nde kürsü başkanıdır sosyoloji bölümünde. Karısı da Social Work Fakültesi'nde kürsü başkanıdır Sedef Hanım. Yıllardır Kanada'da yaşıyorlar. Tabii yazılarında, akademik yazılarında her şeyi yazıyorlar fakat piyasada gözükmezler. Kendilerinden destek istediğimiz, diyalog yaptığımız dönemlerde Mustafa Koç bir gün gelecek, hizmete destek verecek diye, vereceğim diye ifade etmişti ama o gün hala gelmedi. Biz de bekliyoruz sabırla, emekli olmak üzere. Oldu belki de ama hala ses yok, renk yok, hayat yok. Eşi Sedef Hanım ise beyaz Türk konusunda doktora yapmış, kitaplar yazmış, makaleler yazmış ve beyaz Türk tanımını dünyaya tanıtmış bir akademisyen. Tabii Kanada'da olmanın rahatlığı da var. Türkiye'de herhalde bunları yazamazdı, yazdırmazlardı. Çoktan hapsi boylamıştı. Ama Türkiye'de 9000 tane akademisyen hapsi boylamış pek umurunda değil yani. Rahatlar yani. Kim rahatsız? Bizler rahatsızız. Niye rahatsızız? Herkesin hakkını korumaya çalışıyoruz. Hayat hakkı diyoruz. Fikir ve vicdan özgürlüğü, inanç özgürlüğü diyoruz. Eşitlik diyoruz. Ayrımcılık yapmayın diyoruz. Kin ve nefret dili kullanmayın. Bunlar insanlık dışı şeylerdir diyoruz. Hitler olmayın diyoruz. Stalin olmayın. Ma olmayın diyoruz. Pol Pot olmayın diyoruz. Fakat olmak istiyorlar. Öyle bir Yezidlik düzeni var ki Türkiye'de karışım, konsorsiyum. Nerede Deccal, Süfyan, Zındık, kafir varsa onların sistemini kopyalıp Türkiye'ye monte ediyorlar efendim. Tabii zulüm doluyor. Zulüm altında inliyor insanlar ve bu kumpastan nasıl çıkacaklarını bilmiyorlar. Necatı, kurtuluşu kim sağlayacak bilmiyorlar. Beyaz Türkler biz sağlarız diyor. Erdoğan'a yaltaklanıyorlar ve Erdoğan'la görüşüyorlar Davul Perinçek gibi. Davul Perinçek diyor ki ben diyor teklif götürmedim. Erdoğan kendi heyet gönderdi. Benim projemi satın aldı diyor. Doğrudur. Erdoğan herkesin şeytanlık projesini satın alıyor efendim. Ve birer birer uygulamaya koyuyor. Davul Perinçek'in şeytanlık projesi en eski model. 40 yıldır yazıp çiziyor. Kimseyi takmıyordu yani bu şerefsizi. Erdoğan şeytanı taktı ve Doğu Perinçek hakimiyeti var. %1 oy alamayan, Türkiye'de hiçbir destekçisi bulunmayan azınlık, marjinal bir grup şu anda krallık yapıyor. İslam'ın tarikatları ve cemaatleri bitirmek Erdoğan'ın projesi aslında. Çünkü Tayvan tarikatı kuruldu. Süfyanist bir tarikat. Devlet tarikatı, devlet dini, İslam dinine tabii alakası yok bunların. Putları Süfyan Erdoğan dolayısıyla bana tapsınlar diyor. Bana kulluk etsinler. Bütün firavunların dediği gibi.
partimiz diyor kutsaldır, devlettir. Devlete tabi olmayan, tabi partisinden bahsediyor, devletten bahsetmiyor. Zındıktır, kafirdir diyor. Katli vaciptir diyor. İşkence caizdir diyor. Hayat hakkı yoktur diyor. Dolayısıyla cemaatle başladılar. Cemaat sandınız. Siz bu zulmün sadece cemaate yapılacağını sandınız ama o olsun dediniz. Şimdi baktık ki Allah Allah bu Erdoğan herkese zulmediyormuş ya. HDP'liler de içeride Kürtler. Güneydoğu'da kan ağlıyorlar, kan. Sadece Sur hadisesi değil Diyarbakır'daki. Dizli'den, Şırnak'tan başlayın efendim. Musayib'in kaç bin insan öldürdüler haberiniz var mı? Son 3 sene içinde. Sayısını hesaplamak mümkün mü? Hapsedenleri demiyorum ha, işkence yapanları. Öldürülenleri diyorum. Yıkılan şehirleri diyorum. Tanklar dolaşıyor Cizre'de ahalinin arasında. Tanklar dolaşıyor. Jitem mitem. Çok hafif kaldı, melek kaldı. Onların cinayetleri gizliydi hiç olmazsa. İllegal falan diyorlardı ya. O zaman Teoman Kuman vardı, jandarma genel komutanı. Biz bunu gizli kurmuştuk diyordu. Daha sonra itiraf etti ama Arif denen şerefsiz kurdurmuşlardı. Veli Küçük de bunun yönetimdeydi. Sarı Selim filan. Cemal Türköz yani denen şerefsizler. Bunlar yargılandı. Bunları cemaat yargıladı diye yaygarayı kopardılar. Yani bu cemaat ne cemaatmiş böyle? Herkes yargılatıyor. Ne kadar güçlüymüş. Kendi insanlarını kurtaramıyor. Bir tane insanını kurtaramadı. Yani bu kadar zulüm yaptınız. Kurtaramadı kimseyi. Mevlam gayra saldım çayıra. Çayırda herkes debeleniyor. Ve zulüm doldurmuş durumda. Beyaz Türk demiştik. Evet, Beyaz Türk. Orhan Pamuk konuşmuş. Vatandaşı ikna etmişler. 15 Temmuz'un arkasında cemaatin olduğuna dair ikna olmuş. Nobel ödüllü yazarımız. Alçak herif. Daha dünle konuşuyordun, bugün nereye konuşuyorsun? Kıvırt babam, kıvırt. Senin Nobel ödülü alman bizi ilgilendirmiyor. İnsan mısın, değil misin? Gerçek peşinde misin, yoksa yalancıların horozu musun, şeytanın düdüğü müsün? Bu ilgilendiriyor. Öt babam, öt. Gerçek önemli, gerçek. Gerçek yoksa terapi yoktur.